Şeytanın aklına gelmeyecek fikir kısıtlanamayanların aklına geldi. Bazı uyanıklar hafta sonu kısıtlamasında dışarıya çıkabilmek için özel hastanelerden oluşturdukları randevuyla polis noktalarından rahatlıkla geçtiler. Randevuya da tabii ki gitmediler. Şu zor günlerde sağlık sistemini meşgul eden o uyanıklara doktorlar isyan ediyor. Saat 9'da randevunuz varmış ancak randevunuza gelmediğinizi görüntülüyorum. Randevu listemde hastalar gözüküyor ama hastalar randevulu olmalarına rağmen gelmiyorlar. Geçen hafta mesela randevularım doluydu. Geldim, 2 randevu iptal oldu. Hafta sonu kısıtlamalarını böyle deliyorlar. Hafta sonu 56 saatlik kısıtlamayı delmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar. Bizim milletimizi biliyorsunuz. Hiç kimse ne yasaktan anlıyor ne bir şeyden anlıyor. Vallahi yanlış yapıyorlar. Yani kurallara uymamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Özel hastanelerden randevu oluşturup polis noktalarından rahatlıkla geçerken randevularına ise gelmiyorlar. Bir SMS gidiyor. Bu SMS'i göstererek kontrol noktalarından rahatlıkla geçebiliyorlar. Uyanıkların bir yöntemi de kan bağışı randevusu almak ve sokakta rahat rahat dolaşmak. İnsanlar da biraz tabii bu noktada duyarlı olurlarsa daha güzel günler bizi bekliyor. Kural tanımayanların şeytana papucunu ters giydiren yöntemleri doktorları da isyan ettirdi. Şimdi tabii bu suistimalleri, bu tür şeyleri görünce bir demoralizasyon, bir böyle reaksiyon oluşuyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz şu, yani bu dönemi atlatana kadar bu kurallara uymak durumundayız. Yani yapacak bir şey yok. Ve bu fırsatçılığın önüne geçilmesi için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Art niyetli olduktan sonra milletini, devletini düşünmeyen adamdan her şey beklenir. Sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrılanlar rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Kanun ne diyorsa, devletimiz ne diyorsa ona uymak lazım. Biraz sabırlı olacağız. Yani sabırlı olursak bu işi eninde sonunda atlatırız yani.